motorun teknik incelemesini yaptık. Şimdi fiziksel olarak fabrikasyon, yani çantadan çıktığı haliyle test atışlarını yapacağız. Arazi testini yapacağız. Uygun bir yer bulduk. Karşı tarafta güvenli kayalık bir alan var. Burada silahı test edeceğiz. Test ederken kullanacağımız mermiler 160 grain, 308 kalibre mermiler. Bu mermilerle test edeceğiz. Silahın üstünde bulunan gez arpacık son derece güzel. Nişangah gayet güzel göze geliyor. Gayet güzel nişan alınıyor. Ve fabrikasyon olarak tüfek tahmin ediyorum 50 metrede sıfırlanmış halde şu anda. Ya da 25 metrede sıfırlanmıştır bilmiyorum. Attığımız zaman göreceğiz. Şimdi mesafeyi ölçeceğiz. Kaç metre nereye attığımızı bileceğiz. Orada gözüme çok güzel görünen beyaz bir taş var. O taşı atacağız. Burada iki tane amacımız var. Bir, silah nereyi nasıl vuruyor, nasıl atıyor, tepmesi, tetiği, tetiğin sertliği, düşmesi, şarjörün kolay dolup dolmaması ve manevra yapma hızımız, ne kadar süratli bir şekilde silah kullanabileceğiz. Buna bakacağız. Bunları deneyeceğiz. Şimdi şarjörü dolduracağız. Atışa başlayacağız. Evet, bu silahla ilgili en sevdiğim hususlardan bir tanesi de şarjörü. Gördüğünüz gibi bir kutu şarjör var. Kolaylıkla sökülüp takılabilen. Yanında iki adet mandalla çalışıyor. Bu avda bizi çok hızlandırıyor. Şarjör de son derece pratik. Yüklemesi oldukça kolay. Gördüğünüz gibi 5 tane mermiyi hızlı bir şekilde koydum. Bildiğim kadarıyla iki şarjörle gelecek silahlar. Yani fişeklik, mermilik taşımak yerine şarjörü cebimizde taşıyıp av esnasında çok hızlı bir şekilde değiştirip hız kazanabiliriz. Yüklemek basit. Mermileri çıkartmak da yine aynı şekilde basit. Güzel. Ben bunu sevdim. Şimdi şarjörü tüfeğimize takarken gördüğünüz gibi güzel bir housing yapmışlar. Bir şarjör yuvası var. Güzel bir kalıp yapılmış burada. Şarjörü getirtiyorum. Tık diye dokunduğum zaman yerine geçiyor. Yan mandallara bastığımda da kolaylıkla çıkıyor. Ve bütünleşik bir yapısı var. Hoş, gayet güzel. Peki, şimdi atışları yapacağız. Ha, atışa geçmeden önce emniyeti anlatayım. 3 kademeli bir emniyet sistemi var bu silahta. Birinci kademede beyaz, ikinci kademede renksiz. Son üçüncü kademede kırmızı bir çizgi var. Şimdi kırmızı çizgi göründüğü zaman malum silah atışa hazır, emniyet açık demek. Beyaz göründüğü zaman emniyetin kapalı olduğu anlamına geliyor. Diğer silahlarda olmayan bir başka özellik var. Şu kademeyi aldığınız zaman emniyeti, yani ortadaki boyasız indikatör göründüğü zaman silahın mekanizmasını da kilitliyor, tetiğini de kilitliyor, her şeyini kilitliyor. Silah komple kilitlemiş oluyor. Bunun haricinde yine güzel bir özellik, teknik özelliklerden anlatmıştık bunu. Bir iğne indikatörü var. Bu bize horozun kurulu olduğunu, silah atışa hazır olduğunu gösteriyor. Peki, şimdi atacağız, bakacağız neler oluyor. Mermi sürerken gayet rahat, yumuşak sürdük, kilitledi. Mekanizmamız açık, atışa başlıyoruz. Şu anda tüfeğimizi doldurduk. Atın yanında yatağına mermiyi sürdük. Emniyetimiz kapalı. Atışa hazırız. Karşıdaki beyaz taşı atış yapacağız. Emniyeti açmak son derece pratik. Tek parmağımla açtım emniyeti. Şimdi atışımızı gerçekleştiriyoruz. Evet, atışlarımızı yaptık. Grupman gayet güzel. Şimdi tüfeğin üzerinde herhangi bir optik takılı olmadığı için bir sıfırlama sehpası falan kullanmadık. Atışlarımızı ayakta yaptık. Burada bir monopod atış çubuğumuz var. O çubukla birlikte yaptık. Grupman gayet güzel. Mekanizmanın çalışması gayet yumuşak ve son derece seri. Tetiğin ağırlığına dikkat çekmek istiyorum. Çok güzel. Yani özellikle domuz avları için çok ideal. Ne böyle tüy tetik diyebileceğim kadar hafif, ne de sizi zorlayacak kadar sert bir tetiği var. Güzel olmuş, iyi olmuş. Şarjörü doldurması kolay. Artı bir de kameranın kayıtlı olmadığı zaman da denemek için ağızdan doldurma da yaptık. Yani şarjörü yerinden hiç çıkartmadan ejektör yuvasından
şey yaptık, mermi yükledik. Hiçbir sıkıntı olmadan yükleyebiliyoruz. Gayet rahat. Yani avda 5 atışı yaptığınız, şarjör değiştirecek süreniz yok. Hızlı bir şekilde tek bir mermi basmanız lazım. Anında hemen yapabiliyorsunuz. Güzel. Mermi bitti. Mekanizma kolunu çektik. Gayet güzel. Atışlar son derece keyifli. Kullanıcıların da aynı hazda, aynı keyfi alacağına eminim.